Bir haberimiz vardı, bir dosyamız. Şenaz, hazır mıyız? Ankara'da hastaneler doldu, İstanbul alarm veriyor. Çok fazla aktif vaka var. Değerlendirmemizin dışında kalan ve evde takip dediğimiz ama aslında evde takip edilmemesi gereken hasta grupları var. Acil servislere yığılan hastalar var. Pandemi hastaneleri tamamen dolu. Yerimiz olmadığı için hasta yatırırken en ağır olan hastalardan almaya çalışıyoruz. Servislerde yatak doluluk oranları çok yüksek. Bu nedenle acil serviste beklemek zorunda kalıyorlar. Ankara Tabip Odası'nın başkentte hastaneler doldu iddiasını aynı şehirde görev yapan, en kritik hastanelerden Gazi Üniversitesi'nin enfeksiyon bölümünün başındaki isim Profesör Doktor Esin Şenol da doğruladı. Acil servisler tıkandı dedi. Acil servislerde hastalar tıkanma yaşıyor. Çok önemli ve çok ciddi bir düğüm haline gelen bir konu. Salgının merkezi haline geldi Ankara. Vaka sayısı çok fazla. Hemen her sokakta bir koronavirüs hastası var. Ankara Tabip Odası'nın yoğunluk nedeniyle doktorların yoğun bakıma alınacak hastaları seçmek zorunda kaldığı iddiası enfeksiyon profesörlerinin gözlemleriyle örtüşüyor. Üstelik sadece koronavirüs hastaları değil, diğer hastalar da mağdur oluyor. Mesela son safa bir kanser hastası ağrılar içinde kıvranıyor ama ne acil servise ne hastanenin başka servislerine bu tıkanma COVID bakımı nedeniyle alınamıyor. Ankara'da yalnızca pandemi hastanesi olan Bilkent Şehir Hastanesi ve kamu hastaneleri değil, üniversite hastanelerinin de acilleri ve yoğun bakım yatakları dolu. Ankara Tabip Odası'nın çok ciddi bir iddiası var. Doluluk oranı o kadar arttı ki artık doktorlar tedavi edecekleri hastaları seçmek zorunda kalıyorlar. Hastane koridorunda yatış bekleyen, elinde çantası, pijamasını almış getirmiş eşyasıyla bekleyen hastalarımız var. Artık Ankara'da İl Sağlık Müdürü yoğun bakımların ara koridorlarına yatak atmayı düşünüyorlar. Bir an önce yeniden sahadaki yani tedavi edici hekimlikteki durumumuzu, filyasyon ekiplerini yeniden programlamamız ve hastaneleri temiz ve COVID hastaneleri, pandemi hastaneleri olarak ayırmamız gerekiyor.